Bursa'da dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü uygulama yapan trafik polisine çarptı. Olay İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Kuğulu Park Sokak üzerinde meydana geldi. Bir sürücü motosikletlere yönelik uygulama yapan trafik polislerinin dur ihtarına uymadı. Trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik polisi yere düştü. Polisle motosiklet sürücüsü yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken motosiklet sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sultan II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenen devlet adamı İshak Paşa'nın yaptırdığı İshak Paşa Camisi'nin içindeki Osmanlı dönemine ait mezarlar kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. İshak Paşa Camii'nin imamı Mehmet Nuri Memiş, 600 yıllık külliyedeki mezar taşlarının kırılmasına tepki gösterdi. Bizler yetkililerden özellikle camimizdeki bu tarihi ve önemli mekanların muhafaza altına alınmasını istirham ediyoruz. Geçtiğimiz sene İshak Paşa türbemizin kapısı, tarihi ahşap kapısı yine kendini bilmez kişiler tarafından kırıldı. Biz onu yapmaya çalıştık. Yapmaktan bile aciziz. Dolayısıyla bunları muhafaza etmemiz lazım. İshak Paşa Eğitim, Bilim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Talat Yıldırım da tarihi mekanların koruma altına alınmasını istedi. İnsanların burada çeşitli gelip oturmaları, bazı şeyler yapmaları ve taşları sökmelerine biz bir şey diyemiyoruz. Gece olduğu için bekçimiz yok burada. Buraya sahip çıkılması lazım. Yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonları. Nüfusu 100 bini aşan 6 ilçeden biri olan Mustafa Kemal Paşa, büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İlçede temeli 1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan kaderine terk edilen yüzme havuzunun bulunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek dev projede ikinci etap çalışmaları başlıyor. Burada da atölyeler, derslikler var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Mustafa Kemal Paşa Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulundu. Burayla alakalı çok kısa bir sürede bir proje revizyonu yapıp Spor Bakanlığımızdan da destek alarak buranın Mustafa Kemal Paşa'ya en kısa zamanda kazandırılmasıyla alakalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Hem Kemal Paşa'da yaşayan kadınların hem çocuklarımızın ve gençlerimizin ben oluşturulan bu güzel mekanda sanatsal ve kültürel anlamda çok güzel etkinlikler yapacakları gibi yine içeride oluşturulacak sinema salonuyla ve toplantı konferans salonlarıyla beraber de çok ciddi organizasyonlara burada imza atılabilir. Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın da eşlik ettiği incelemelerde Aktaş'a projenin mevcut durumu hakkında bilgi verildi. 26533 artı KDV. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık farklı bir uygulamayla vatandaşların derdini dinledi. Gelen bütün vatandaşlarımızın dertleriyle dertleşip gönül belediyeciliğini tamamen buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Makam odasını belediye binasının önündeki bahçeye taşıyan ışığı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Normalde biz görüşmeleri makam odasını beklerken bahçede bile güzel bir hava, serin bir havanın altında makam odasını yapması çok mutlu etti bizi. Gayet iyi bir ortam. Yani böyle işlemlik de oluyor. İstediğimiz her şeyi sorabiliyoruz. Işık, açık havadaki makamında bir yandan rutin işlerini yaparken diğer yandan kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları ağırlamaya başladı. Bahçede daha sakin bir şekilde, bize daha rahat ulaşabilecekleri şekilde burada hizmetimize devam ettiriyoruz. Kimi vatandaşlar talep ve şikayetlerini iletirken kimileri ise başkana uygulaması için teşekkür ediyor. Sigaraların son fırtlarını ya da yarım bırakarak söndürüp yere atıyorlar. Biz de buna engel olmak için böyle bir çalışma düzenledik. İnegöl Belediyesi çevre temizliğine dikkat çekmek için yine farklı bir çalışmaya imza attı. Belediye ek hizmet binasına gelen vatandaşların sigara izmaritlerini yere atmak yerine binanın hemen yanında bulunan kutuya atmaları sağlanarak çevrenin kirletilmesine engel olunuyor. Vatandaşlar hem sigara izmaritlerini atıyor hem de attığı izmaritle en çok kullandığı sosyal medya ağı için oluşturulan ankete katılıyor. Yere atma oylama yap, sigara izmaritiyle oyunu kullan, çevreyi temiz tut sloganıyla hayata geçirilen projeyle hem çevrenin kirletilmesi önleniyor hem de sigara içenlerin en çok hangi sosyal medya hesaplarını kullandığı ortaya çıkıyor.
Şimdi bugün burada görmüş olduğunuz uygulamayla vatandaşımızın aslında farkında olmayarak içmiş olduğu sigaraları yere atmasından kaynaklanan sorunu farklı bir yöntemle hem de aynı zamanda bir sosyal bir deney gibi hem de belirli tespitleri ve istatistikleri, anketleri de yapıyormuş gibi burada farklı bir halde sunmuş olacağız. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı Gemlik'te coşkuyla kutlandı. Alkışlıyoruz Ferdi Bey'i. Geliyor. Resmi törenin ardından gerçekleşen etkinlikler eski bayramları aratmadı. Amatör denizciler, motor ve kayık sahipleriyle römorklar geçiş yaptı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler izleyenlere coşkulu anlar yaşattı. İskelede toplanan gemlikliler geçişi izlerken protokol mensupları ve davetlilerle denize açılan garip yıldırım römorku siren çalarak geçişe eşlik etti. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için denize çelenk bırakıldı. Kumla'da çeşitli etkinlikler, yüzme yarışları ve su gösterileriyle devam eden kutlamalar halka açık olarak gerçekleşen mehtap turuyla sona erdi. Şanlı Türk bayrağımıza! Bursa'nın İnegöl ilçesinde kanola hasadı başladı. Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde 4 yıl önce 10 dönümle başlayan ve günümüzde 7 bin hektarlık alanda ekimi yapılan kanola bitkisinin hasadı başladı. Hasatla birlikte biçer döverle ürün toplanıyor. 10 dönüm bir arazide başladık. Şu anda bölgede buğdaya, ayçiçeğine, arpaya alternatif bir bitki oldu. Bundan sonra daha da ileriye doğru gitmek için çaba sarf edeceğiz. Yağışların az olması nedeniyle ürünlerdeki verimlilik ise az. Hasadın yapıldığı yerde incelemelerde bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise çiftçilerin fiyatlarda artışa gidilmesini talep ettiğini belirtti. Bu seneki tek sıkıntımız fiyatların geçen seneyle aynı sabit kalması. Tabii bununla ilgili bir pazar arayışlarımız bundan sonra olacak. Çünkü bu değerli bir ürün. Evet, artık Everest'in ana kampından. Bursalı 11 dağcı dünyanın en yüksek dağında Türk bayrağını dalgalandırdı. Biz neredeyiz? Hayallerimizin peşindeyiz. Dünyanın çatısındayız. Dağların anasındayız. Yaş ortalamaları 60 olan 11 dağcı Çin-Nepal sınırındaki Everest'e gitmek için yola çıktı. Yaşadık, yaşıyoruz. O anlamda buraya gelmek bizim için hayal ötesi bir şeydi. Ama şimdi buradayız. İstanbul Havaalanı'ndan Kazakistan'ın Almaty şehrine, oradan aktarmayla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye, ardından yine aktarmalı olarak 22 saatlik uçuşun ardından Katmandu'ya ulaşan dağcılar sınır tanımadı. Büyük bir hayalimizi gerçekleştirdik. Yüreğimin beni getirdiği yere gelmem beni çok mutlu yaptı. Mantali Havaalanı'ndan Everest'in eteklerinde bulunan Lukla yerleşim yerine ulaşan dağcılar 148 kilometre yürüyerek 5364 metre yükseklikte Türk bayrağını dalgalandırdı. İnsanların hem sıcak suda hem normal soğuk suda spor yaptığı bir yer. Bursa'da bir zamanlar tatile gidemeyenlerin gözde mekanlarından biri olan Havuzlu Park çürümeye terk edildi. Pazar günü. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Havuzlu Park, Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden biriydi. Uzun yıllardır sahatıl durumda. Rahmetli Müzeyyen Senar'ın, Hamiyet Yücesi'nin burada bahçe olduğu zaman konserler verdiği güzel bir yerdi. Buradan çekirgenin ilk yüzme takımı burada kuruldu ve buradan çok Allah rahmet eylesin. Yüzücü abilerimiz Türkiye şampiyonluğu çıkardılar. Havuzlu Park'ın çevresine katkı sağlayacağını düşünen Çekirge Mahallesi sakinleri parkın neden işletilemediğini merak ediyor. Mahalle muhtarı Mehmet Taşkeser parkın bir an önce eski ihtişamına kavuşmasını istiyor. Böyle bir yer neye değerlendirmeyiz? Tibet Mastifi, Wolf Dog, Pomerian, Poodle, Bursa'da safkan köpek yetiştiren 42 yaşındaki Evsin Şentürk, kurduğu Avrasya Tibet Mastifi Irk Derneği'nde farklı cins köpeklere eğitip satışa sunuyor. Köpek fiyatları cinsine ve yaşına göre 4000 liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor.
Çalı Mahallesi'nde kurduğu dernek binasının da bulunduğu alanda köpekleri yetiştirmeye devam eden Şentürk, gün geçtikçe köpek ırklarının sayısını da artırmaya başladı. Belli başlı temel güzel safkan ırklarla yola çıktık. Bunlardan başlıca olanları Tibet mastiflerimiz. Bunları üretiyoruz Bursa'da ve Türkiye'de tek olarak. Aynı zamanda Wolf Dog'umuz var. Wolf Dog olarak üretime başladık. Burada ürettiklerimizi hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına ihracatını yapıyoruz. Şentürk, Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve en kalitelisinin de Türkiye'de olduğunu söyledi. Burada en iyi kaliteyi yakalayıp en iyi kaliteyi üretmeye çalışıyoruz ve bu Türkiye'yi ismini Türkiye'de bu köpeklerin üretildiğini ve iyi en kalitesinin Türkiye'de olduğunu anlatıp dünyaya bunların ihracatını da yapıyoruz.